Hemen dönelim. Nuri Sevgen de hattımızda diyeceğiz karşımızda. Nuri Sevgen günaydın. Günaydın. Ne, Hoş neredesin abi bir haftadır? Herkes seni soruyor Nuri bulduk. Sevgen. Yayınları sonlandırdın Ben mı? Bıraktın mı? ofisteyim. Ben ofisteyim. Tatilde olan sensin. İşler yoktu. Bak hemen pes Sonra atıyorum hiç boş geçmez hemen golü atar. geçmem. Kendi Hiç geçmem. kendime gol atmak. Ekürüm yokken ben de gelmiyorum diye mesajlar gelmiş. Evet. Teşekkür ederim abi. Hızlıca dilersen bakalım piyasaya. Yani bir sakin aslında Asya'dan az önce de söyledim. Birçok piyasa kapalı. Ama sen son dönemde dikkat çekiyorsun. Dolar Japon yeni 140'lara gelmiş durumda. Doğru. Japon Merkez Bankası kararı var. Biraz piyasada likidite fazlası olduğuna dair de haberleri okudum ben hafta sonu. Genel değerlendirme için abi söz sana bırakalım. Şimdi likidite fazlasıyla gireyim. İlk soruya doğru devam edeyim. Şimdi Merkez Bankası gördüğümüz kadarıyla TL'ye dönüş noktasında yani insan yani yatırımcılar yerli yabancı o kadar detayına bakmadım. Ona eğer daha detaylı biliyordur ama gördüğüm kadarıyla rakamlardan döviz satıyorlar. Merkez Bankası bunu alıyor. Aldıkça bir TL yaratıyor. TL 250 milyar civarında bankalar gecelik olarak Merkez Bankası'ndan borçlanırken TL refler %53'lere dayanmıştı. Geçen hafta özellikle Cuma günü de bu satış ve Merkez Bankası'nın döviz alışları sebebiyle likidite bollaşması oldu. Ve en son bakma 150 milyar TL yakındı biraz önce baktığımda. Evet. Tam rakam hatırlamıyorum. 150-139 o civarıydı galiba. Bu da doğal olarak TL refleri %49'a kadar düşürdü. Yani likidite bolluğu var. Bunun etkilerini gözlemledik. Özellikle TLRF'te bunu çok net şekilde anlıyoruz. Swap piyasası da keza Cuma günü öyleydi. %50'lerin üzerine çıkmış swap faizleri önceki haftalarda %44'lere kadar düştü aylık faizlerde. Bu da bir miktar daha TL'ye teveccühün arttığı yönünde bir görüntü sergiliyor. Faiz indirimi gelir mi gelmez mi noktasında ben hala faiz indirimi gelebileceğini sanmıyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından söylüyorum. Ama bu hafta en önemli beklenti tabii Japonya'ya gelmeden önce Fed'in beklentisi. Çarşamba günü akşam saatlerinde Fed'in açıklaması gelecek. Fed ne kadar faiz indirecek, ne kadar durum değişecek noktasında herkes birbirine soruyor ama bizim ilk baktığımız şey Fed Fund Future'lar. Yani burada Fed'in beklentisinin fiyatlandığı future'lar. Orada %25'in indir yani pardon 25 bas puanlık indirim %90 üzerinde fiyatlanıyor. Ancak işte kendisi Nikhil X denilen bir Wall Street Journal yazarı var. Wall Street Journal'ın baş ekonomi muhabiri. Nick Timorous diye okunuyor galiba. Tam okunuşunu bilmiyorum ama genelde yazıları çok takip edilir. Çünkü içeriden haber almasıyla ünlü biri. Özellikle onun isimleriyle bazı makaleler yazılarak piyasanın reaksiyonu ölçülür. O da makalesinde 50 ile 50 ya da 25 bas puan yönünde bir eğilim olabileceğini yani daha doğrusu Fed'in Eylül'de 25 veya 50 bas puanlık faiz indirimi konusunda ikilemde olduğunu söylemiş yazısında. Bu da o yüzden piyasalar tarafından acaba 50 bas puan gelebilir mi beklentilerini %33'e kadar çıkardı. Şimdi 50 bas puan gelir mi noktasına gelince de bence 50 bas puan yapabilecek bir durum yok. Çünkü şu anda 25 bas puanla fiyatlamalar içerisinde ve Fed şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla 50, yani sürpriz yapmadı hiç. Yani Bernanke döneminden beri piyasaya pek sürpriz yapmıyor. O yüzden çeyrek puanlık bir indirim cepte 50 bas puanlık indirim yapacaksa eğer her ne kadar bu hafta suskunluk haftası olsa da biliyorsunuz son hafta konuşmaz Merkez Bankası yöneticileri. Ancak eski Merkez Bankası yöneticilerinden ya da başkan yardımcılarından belki bazı mesajlar gelebilir diye bu hafta yatırımcılar oraya dikkat etsinler diyorum. Çünkü o fiyatlamalar da etkili olabilir. Bu sabah baktığımda senin söylediğin Japonya'nın da önemli bir hareketlilik var. Bu biraz rahatsız edici ama Asya borsaları kapalı olduğu için Amerika tarafında da şu anda bakıyorum çok ekstrem bir reaksiyon görmüyorum. Kurlarda da paritelerde çok büyük bir reaksiyon yok. Ondan dolayı da büyük bir etki şu anda görünen tek taraf kriptolar. Yani Bitcoin'de ve Ethereum'da bir miktar sert düşüşler gözlemliyorum. Muhtemelen bundan kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Eğer ekstra bir şey varsa onu bilemem. Çünkü dediğim gibi bu konunun uzmanı değilim. Sadece buraya etkilediği için oraya bakıyorum ve altında da bakıyorum. Altında çok büyük bir hareketlik yok. Orada hatta yukarıda bir hareketlik gözlemliyorum. Temel itibariyle baktığınız zaman yurt dışı piyasalarda en önemli beklentimiz Fed'in beklentisi. Hemen ertesi gün Bank of England'ın yani İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. İngiltere Merkez Bankası faizlerde indirim beklenmiyor ama tahvil piyasasıyla ilgili likidite verici etmenlerde bulunacak beklentileri var. Bank of Japan'in de yani Japonya Merkez Bankası'nın da bir faiz kararı alması beklenmiyor. Seçim öncesi Fed ya da Amerikan hükümeti piyasalarda büyük volatilite istemiyor görüntüsü var.
Tabii senin yayında biraz önce hocama da sordun mu? Amerika'da işte Trump'a bir suikast girişiminden bahsedilmiş. Yanlış bilmiyorsam West Palm Beach civarında adamın çok büyük bir evi var. Florida'ya gidenler bilirler. Ya yani inanılmaz büyük bir evi var böyle. Del Ev Lago mi gibi. desek ona? Ev mi Efendim? denir abi? Malikane, kale gibi bir şey. Hatta adamda bir kale şey var böyle. Bayrak var. Amerikan bayrağı var. Hani böyle bizim Boğaz'ı geçtiğimiz zaman kocaman bir bayrak var ya. Bizim hani Evet. övün güzel bir bayrağımız. Onun gibi kocaman bir bayrak dalgalanıyor evin içine kale gibi. Onun girişinde yapılmış. Yani oradan AK-47 gibi bir silahla içeriye kadar atış etmesi çok kolay değil. Yani o bayağı büyük mesafe. Provokatif bir hareket olabilir. Bilemiyorum. Trump ve Trump yandaşları Kamala Harris'te yaptığı mülakatta Trump'ın biraz daha hezimete uğraması sebebiyle biraz Trump'ı güçlendirmek için yapmış bir provokasyon olabilir şeylerine ben de katılıyorum. Mümkündür diye Komplo. düşünüyorum. Evet. Komplosuna. Ama şu aşamada piyasaları etkilemediğini söyleyebilirim. Peki. İçeriye gideyim mi yoksa sen mi sorarsın? Bence Hakan abi varsa sorun. Yoksa şu teknik açıdan ben çok merak ediyorum borsayı ama Hakan abi senin sorun var Tabii galiba. tabii sadece ben aslında borsa yorumundan sonra da sorabilirim. Biraz şimdi bu likitte bollaşıyor dedik ya. Yani bir piyasada bir para ister istemez oluyor. Döviz satışları biraz DTH'larda da hafif bir çözülme var gibi görünüyor. KKM'de de biraz yavaşlasa da gene çözülme devam ediyor sanki. Orası da yavaş yavaş yok olacak. Bu para kendine yön bulabiliyor mu bu borsanın da dalgalı seyrinde? Nereye doğru gidiyor, gidebilir? Şimdi likiditenin yüksek olması sebebiyle insanlar hala likit fonları tercih ediyorlar. Buna rağmen tercih ediyorlar. Yani %49'luk TLRF'in bir likit fona stopaj düştükten sonraki getirisi %44'ler 45'ler civarında. Yuvarlak konuşuyorum. Fonuna göre değişiyor. Gecelik. Bunu bileşik olarak alırsanız aylık olarak %4'e yakın bir faiz hala cepte. Ancak burada özellikle borsa tarafında hani borsaya yatırım yapılıyor mu buradan gelen parayla diye baktığınız zaman bilakis borsada geçen hafta çok net gördüğüm bir şey vardı. Bireysel yatırım fonlarından, bireysel emekliler de buna dahil olabilir. Çok detayını bilmiyorum ya da oturup bakmadım. Ciddi şekilde hisse senedi fonlarından çıkış vardı. Yani bu fonlarda önemli bir çıkış vardı. Fon yöneticilerin en büyük sıkıntısı buydu. Geçen hafta bu fon yöneticisi arkadaşlarımla görüştüğüm zaman sürekli böyle bir fonlara satış geldiğini, bir fon yöneticisi olarak o fonlara satış geldiği zaman doğal olarak o fonun içindeki hisse senedi oranını azaltması gerektiği yönde serzenişte bulunuyorlardı. Tabi bu görevi bu. Serzeniş derken yani doğal olarak zarara satmak tabii hiç fon yöneticisinin sevmediği bir şey. O yüzden de bazı fon yöneticileri bu noktada hedge amacıyla endeks kontratlarını yoğun şekilde kullandılar. Yani endeks 30 kontratını eğer bet ediyorsa belli bir korelasyonu varsa fonunun bunu yoğun şekilde kullandıklarını bizzat iyi biliyorum. Her ne kadar piyasalarda şöyle bir söylenti geçen hafta çok fazla ayyuka çıkmış olsa da bazı X kurumları, XYZ kurumları şu kadar short pozisyon açtı. Düşüşü biliyorlardı noktasında. Düşüşün bilinmesiyle ilgili bir durum değil bu. Burada dediğim gibi hedge amacıyla fon yöneticisi ne yapıyor? Fonun değerini, derdi fonu değer kazanır hale getirmek ki fondaki paydaşlarını koruyabilmek. Ama fondan da çıkış olduğu zaman o çıkışı yapmak zorunda. Çıkış yaparken düşünün ki sizin elinizdeki fondaki hisse senedin likiditesi yoksa ve o gün satmak zorundaysanız patır kütür o hisse senedinde nereyi bulursanız satıyorsunuz. Likidite olmadığı zaman da alıcılar kaybolduğu zaman da sert düşüşler gözlemledik. İşte bundan korunmak için de bazı fon yöneticileri doğal olarak endeks kontratlarına ya da belli pay vadeli kontratlarına short pozisyon açtılar. Bu da pay vadelilerin faiz oranlarını %49'lardan %30'lara bile getirmiş oldu. Bazıları hatta eksiye geçti. Böyle garip şeyler yaşadık geçen hafta. Ve özellikle birazdan grafiklerde göstereceğim o sert düşüş olduğu gün margin call'ların zirve yaptığı gündü. Yani aylardır öyle yüksek bir margin call rakamı görmedik teminat alma çağrısı. 760 milyon TL'ye kadar ulaşmıştı. Bunlar döküldü ve ondan sonra da sert bir hamle gördük. Yani genel durum bu. Evet likitte fazlası var ama likitte fazlası genel olarak gittiği fonlar ya altın fonları oluyor. Bir miktar belki altına yatırım yaparken dövize de yatırım yapıyor olabilirler. Eurobond fonu hala bir miktar var ama hisse senedine gitmediğine net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Haber Peki. de var arkadaşlarımıza sağ olsun. Leon ekrana getirdiğiniz para piyasası fonlarına 8 ayda 632 milyar lira girmiş Hakan abi. Ve para piyasası fonlarının son bir yılda %55'lik getiri sağlamış. Ciddi bir getiri son dönemde. Mevduattan istediğini bulamayan
Para piyasası fonuna dönmüş. Bir de bu tabii daha pratik, hemen dönebiliyorsun nakde. Öyle bir durum da var. Evet. Teknik görüntü şu 200 günlük hakikaten çok kritik, böyle bir destek olarak ve hafif altına da geldi galiba ama çalıştı sanki. Grafiği merak ediyoruz Nuri Sevgen. Ne Hemen dersin? göstereyim o zaman. Merakını hemen Merakını burada hemen gösterelim. giderim diyorsun. Evet. Şimdi yani bu 200 günlük ortalama kimse konuşmazken biz yayınlarda bahsediyorduk. Sonra moda oldu. Herkes 200 günlük ortalamaya Evet. başladı. Modayı biz açıyoruz. Moda bizden sorulur Barış Esen falan deyip böyle Moda giyiniyor. ikonu Nuri Sevgen. Evet. Şimdi hep söylediğim bir şey vardı, hatırlar mısın? Burada demiştim gibi ters bayrak formasyonu olasılığından korkuyorum. Onu özellikle şöyle çizmiştim de, hatta şöyle biraz daha çizerek göstereyim. Şöyle demiştim ki, bak burada bir tane dikdörtgenimiz var. Şöyle bir, bunu çizemedim. Niye yapamadım? Ha, serbest çizim şurada. Şimdi şöyle bir beceremiyorum. Ah şöyle bak, şöyle bir dikdörtgenimiz vardı. Ters bayraktı. Sonra buradan da aşağı doğru gelebilir. Ve bunun aşağı gelmesi durumunda da gerinti 200 günlük ortalama, hatta biraz da altına sarkıp 9300 seviyelere kadar geri çekilme potansiyeli var demiştim. Ve bu gerçekleşti. Korktuğumuz oldu. Öncesinde 9500'e geldiği zaman demiştik ama sonra bir tepki aldı. Bu olumlu dedik. Ama sonra yine yaşanan gelişmeler maalesef buraya kadar getirdi. Geçen hafta yapmadığımız yayın sebebi likiditenin azalması bunu hızlandırdı. Ve özellikle margin call olduğu gün de şu bar, yani şu sert hareketin olduğu bar. Yani gördü, 9200'leri gördü. Sonrası gün içinde çok sert bir hareket yaptı. O gün özellikle ben sosyal medyada bunu özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Margin call'ların etkisinin, margin call'ların temizlenme saatinin genelde 16.30'dan sonra olduğunun, bir hareket gelecekse 16.30'dan sonra beklenmesi gerektiğini vurgulamaya çalıştım. Hakikaten de hareket baktığınız zaman 16.30'dan sonra başladı ve güzel bir yerden kapandı. Bütün o teminat alma çağrıları temizlendi. Sonrasında da Cuma günü de yukarı doğru bir hamle yaptı. Güzel bir kapanış yaptı. Önce bir aşağı geriledi. Sonra tekrar güzel bir kapanış yaptı. Bugün de beklentim şu klasik bizim üçgen dikdörtgenimiz olan bayrağın içine girip girmeyeceği. Burada 9700 seviyeleri tabii hepimiz artık ezberledik. Kritik nokta. Ama 9800'lere kadar bir hamle olasılığımız var bana sorarsan. Oraya kadar gitme potansiyelimiz var. Yani şöyle özellikle şöyle okla gösterirsem şu 9700 civarında bir direncimiz var şurada ve şurada da gördüğünüz şu ince kırmızı çizgi 21 günlük ortalama. Buraya kadar gitme potansiyelimiz var. Burası da 9800 civarları. Bugün büyük ihtimalle artı kapatma ihtimali var. Ancak benim için önemli yer şurası. Mavi olarak çizgi gösterdiğiniz 10 bin seviyesi. 10 bin seviyesi üzerine çıkmadan yukarı doğru potansiyelden, şu önemli gap'in kapatılmasından bahsedemeyiz. Ama son günlerdeki şu işlem hacmi, şu altta gördüğünüz şu bölge, burada grafikte yansıtamıyorum ama şu bölge, alttaki kısım, çizgiler, o çubuklar işlem hacminin yükseldiğini gösteriyor. Bu da piyasanın yukarı doğru potansiyelin olduğunu gösteriyor. Ama dediğim gibi bu hafta kritik bir hafta. Fed haftası. Fed'den bir sürpriz çıkma olasılığı her ne kadar beklemesen piyasaları dalgalandırabilir. Japonya vesaire derken, ki Japon kurundaki, yani Japonya dolar, Japon yeni paritesinden bahsettik. Bu biraz tedirginci, buralara bakmak lazım. Ama temel itibariyle bu hafta geçen haftaya göre daha iyi olma ihtimali var. Ama burada önemli nokta, demin de söylediğim gibi, şurada 9700 üzerine çıkması ve bu dikdörtgen içine girmesiyle mümkün olacak. Eğer üzerine çıkamazsa yeniden buralarda bir süre daha devam edebilir. Zira şurada bakın, bu ince çizgiler var. Kırmızı böyle ince çizgiler. Bunlar 5, 10, 21 üstel. Bunlar genelde birkaç gün yaklaşması lazım. O yüzden hani burada 9800'e çıkar, aşağı gelir, buralarda birkaç gün oynar. Muhtemelen Fed'den sonra da yukarı doğru hareketin gitme potansiyeli olabilir. O yüzden ben 9800 önemli direnç olarak görüyorum. Oraya yaklaşan hareketlerde bir süre kısa vadeli olarak nakite dönmeleri, aşağı gelmiş durumunda bir miktar nakit yaratmaları yatırımcılar için faydalı olacaktır. Gaza gelmeyin. Gaza gelecek bir hava hala yok. Hala bilançolar ve ekonomik beklentilerde büyük bir iyileşme yok. Sadece kısa süreli bir tepki veriyoruz görüntüsü var. Önemli bir... Bak şimdi Evet. bunu manşete taşır arkadaşlar. Nuri Ne derler? Sevgen şey. Peki çok teşekkür ederiz abi. Ağzına Dur, sağlık. manşeti duyayım. Ne diyecekler manşette? Onu merak ettim. İşte ben onu tahmin ediyorum. Gaza gelmeyin Nuri Sevgen diye İyi. Ha, atabilirler. gaza gelmeyin. Güzel, Bu... gaza gelmeyin. Gaza gelmek her zaman iyidir. Rasyonel olmak lazım. Daha mantıklı ve matematikle düşünmek gerekiyor. Gaza gelmeyin, rasyonel olun. Onu da yazsınlar bence. Daha Tabii iyi olur. tabii. Çok Evet. Aynen öyle. teşekkürler abi. Evet. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yayınlar diyorum. İyi Perşembe günü hafta olsun. görüşmek üzere.